IGN Türkiye'den herkese selam. Bugün Mayıs ayı oyunlarıyla karşınızdayız. Bu ay remake'lerden, portlardan ve çok sayıda yeni oyundan oluşan bir listemiz var. Bu sebeple isterseniz lafı hiç uzatmadan oyunlarımıza geçelim. V Rising, 2021 yılında duyurulan ve 2022 yılında Steam üzerinden erken erişime açılmasıyla ciddi popülerlik kazanan bir aksiyon rol yapma oyunu. İlk haftasında 150 binden fazla eş zamanlı oyuncuyla sağlam bir başlangıç yapan oyunun, erken erişimde kalması da uzun vadede popülerliğine zarar vermiş değil. V Rising, piyasaya sürüldükten bir yıl sonra 1,5 milyondan fazla kopya satmayı başardı. Oyuncuların tamamen özelleştirilebilir vampirler olarak 100 yıllık bir uykudan uyanmasıyla başlayan oyun, ilerleyen süreçte üs kurma, co-op ve multiplayer özelliklerine sahip tamamen açık dünya bir maceraya evriliyor. 8 Mayıs'ta yalnızca PC platformuna çıkacak olsa da yılın ilerleyen günlerinde PlayStation 5 sürümünün yayınlanması da bekleniyor. You've each just received a mission briefing. Homeworld 3, ilk olarak 1999 yılında hayatlarımıza girerek büyük beğeni toplayan gerçek zamanlı strateji serisinin yeni devam oyunu. Eski oyunların file tabanlı dövüş mekaniklerini korumaya devam eden yapım, aynı zamanda roguelike tarzındaki co-op modu gibi yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. Geliştirici Blackbird Interactive, 20 yıllık aradan sonra hayranları yeniden Mothership'te buluşturacakları için heyecanlı olduklarını açıklamıştı. Bu uzun bekleyişe değmiş mi, yakında hep beraber göreceğiz. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks and stop it once and for all. Ubisoft, bildiğiniz gibi The Last Crown ile yıllar önce rafa kaldırdığı Prince of Persia serisini ayağa kaldırmayı başarmıştı. Güzel geri dönüşlerin ardından hızını alamayan geliştirici, Dead Cells'in mimarı Motion TV'nin destek stüdyolarından biri olan Evil Empire'a yeni bir Prince of Persia macerası için tam yetki vermişti. İşte bu birliktelikten doğan oyunda, karanlık şaman büyüsüyle bozulmuş bir Hun ordusuna karşı savaşacağız. Oyunda çözülmesi gereken bulmacaların yanı sıra keşfedilecek yeni alanlar da olacak. Ayrıca doğrusal olmayan hikaye ilerleyişi sayesinde de macera boyunca yeni karakterlerle karşılaşabileceğiz. The Rock Prince of Persia, 2D görselleri akıcı bir animasyon tarzıyla birleştirmeyi hedefleyen bir oyun ve 14 Mayıs'ta erken erişimde Steam üzerinden kapılarını aralamaya hazırlanıyor. Kingdom of Fallen, The Last Stand, Indie Studio Digital Souls tarafından geliştirilen ve hayatta kalma mekanikleriyle Souls-like oyunlarından bazı öğelerin harmanlandığı bir oyun olarak 15 Mayıs tarihinde erken erişime açılıyor. Yaşam ve ölümün eşiğinde olan bir kahramanı oynadığımız oyunda, kızımızın kaybolduğunu öğreniyor ve hayatta kalıp onu bulmak için mücadeleye başlıyoruz. Oyunun zorluk seviyesi tamamen toplayıp geliştirdiğiniz ekipmanlara, yani sizin oynayış tarzınıza bağlı olarak değişkenlik gösterecek ve lanetli krallıktan kaçmak için sürekli olarak kaynak toplayıp yeni eşyalar üretmek zorunda kalacaksınız. Sucker Punch'ın daha önce PlayStation platformunda oyuncularla buluşan ve büyük beğeni toplayan oyunu Ghost of Tsushima uzun süredir PC için de talep görüyordu. Neyse ki o kutlu gün artık geldi çattı diyebiliriz. Oyuncular çok yakında 2 Island genişleme paketi ve çevrim içi co-op modu Legends ile birlikte oyunu PC'de deneyimleyebilecek. Ayrıca PlayStation 5 sürümünden farklı olarak Nvidia, AMD ve Intel'in güncel ölçek yükseltme ve kare oluşturma teknolojilerini de destekleyecek. I've dreamt of this. This place of fear and fury. Hellblade 2, Mayıs ayının belki de birçoğumuz için en merak edilen oyunu. Oyun özellikle grafiksel anlamda bir kez daha çok iddialı duruyor. Mocap konusunda işi birkaç adım daha ileri götürmesi beklenen yapımda, İlk oyunda olduğu gibi olayın psikolojik tarafı da ağırlıkta olacak. Geliştirici ekip, Senua'nın psikozunu olabildiğince gerçekçi hissettirebilmek için yaşanmış deneyimleri olan kişilerle konuşmuş ve bu konuda derin araştırmalar yapmış. Xbox ve PC için satışa çıkacak oyun aynı zamanda ilk günden Game Pass kütüphanesine de geliyor. What will I become? Welcome to my death machine. System Shock Remake aslında geçtiğimiz yıl PC için piyasaya sürülmüş ve oldukça beğenilmişti. Hatta o dönemde IGN Türkiye olarak incelemesini yapmış, 10 üzerinden 9 puan vermiştik. Geliştirici Night Drive ise bir soru cevap etkinliğinde konsol sürümlerinin kusursuz çalıştığını belirtmiş fakat oyunculara olası en iyi deneyimi sunmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etmişti. Orijinal oyun kodlarını kullanan ve görsel, işitsel geliştirmelerin yanında oynanışta da büyük yeniliklere giden System Shock Remake'te oyuncular çok özel bir yapay zekanın verilerini ele geçirmek için Citadel adlı uzay istasyonuna gönderilen bir hacker'ı kontrol ediyor. İstasyona vardığınızda ise işinizin çok daha zor olacağını fark ediyorsunuz. Droidler, robotlar ve eskiden insan olduğunu tahmin ettiğiniz yaratıklar tarafından yok edilmeye çalışılırken bir yandan da Shodan adlı bu yapay zekanın uzay gemisindeki dehşet verici gelişmelerle bağını çözmeye uğraşıyorsunuz.
Metroidvania türünün son temsilcilerinden olan Venture to the Wild, deneyimli bir kadro tarafından kurulan Cut to Biz stüdyosunun ilk oyunu olarak dikkat çekiyor. Rainy Brook kasabasında geçen hikaye odaklı oyun, kasabaya Wild'ın gelişiyle başlıyor ve kargaşaya sürüklenen vatandaşların arasında kahramanımız da mutasyona uğramış koluyla baş başa kalıyor. Ama bunun hem bir lanet hem de bir hayır olduğunu anlamamız uzun sürmüyor. Çünkü mutasyonlu kol, kahramanımıza aynı zamanda Wild'ın gücünü absorbe etme yeteneği kazandırıyor ve böylece kasabayı kurtarma görevinin ilk emri de gelmiş oluyor. Formula 1 in 2024. Electronic Arts'ın Formula 1 serisi için geliştirdiği yeni oyunu F1 24, bu yıl Max Verstappen tarafından geliştirilen Dynamic Handling özelliği sayesinde daha gerçekçi bir yarış deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca geliştirici Codemasters'ın açıklamasına göre bu yıl araç özellikleri ve diğer teknik detaylarda da farklı iyileştirmeler var. Pek çok oyuncunun favori modu olan kariyerde de özellikle ara sahnelerde ve ara yüz detaylarında ciddi dokunuşlar bulunuyor. Fakat oyunun fiyatı ne yazık ki $70'dan başlıyor ve Champions Edition sürümüyle $90'a kadar çıkıyor. Yine de F1 2021, F1 22 ya da F1 23 oyunlarından en az birine sahipseniz Champions Edition sürümünde %15'lik indirimin sizi beklediğini hatırlatmış olalım. Aslında Multi Versus ilk olarak 2022 yılında piyasaya sürülmüş bir Warner Bros. Games oyunu. Ama oyunu ilk günlerinde büyük popülerlik yakalamış olmasına rağmen kısa süre içinde iflas noktasına geldi ve ardından sunucuları da kapatıldı. Yine de geliştirici Player First Games kolay pes etmişe benzemiyor. Çünkü Unreal Engine 5 oyun motoruyla sil baştan tasarlanan Multi Versus bu kez farklı mekanikleriyle ve karakterleriyle 28 Mayıs tarihinde bir kez daha görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Paper Mario: The Thousand Year Door, 2004 yılında GameCube için piyasaya sürülen ve grafik tarzıyla, RPG öğeleriyle serinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi. Geçtiğimiz yıl Switch için duyurulan yeniden yapım projesi ise HD grafiklerin yanı sıra yeni oynanış özellikleri de getirecek. Fakat Nintendo'nun ilginç tercihiyle GameCube'da 60 FPS'te çalışan oyunun yenilenmiş Switch sürümü yalnızca 30 FPS hızında çalışacak. Mayıs ayında çıkmasını beklediğimiz oyunlar bu şekilde. Bu listede yer almayan ve sizin beklediğiniz başka oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni oyunlar hakkında güncel gelişmeler için internet sitemizi, buna benzer içerikler için de YouTube kanalımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.